Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine başka bir videoyla beraberiz. Bugün konumuz ses sorunlarının laptop, masaüstü bilgisayarlarda ses sorunlarını giderme. Eğer arkadaşlar burada hoparlör simgesi yoksa ya da üzerinde çarpı varsa ya sürücüsü yüklenmemiş, driver'ı yüklenmemiş olabilir ya da devre dışı kalmıştır. Öncelikle bilgisayarımı sağ tık, yönet. Aygıt yöneticisi. Buradan en altta ses, video ve oyun denetleyici arkadaşlar. Burada mesela şunların ya da şunun üzerinde ünlem işareti varsa ya da bu burada hiç yoksa ses aygıtımızda bir problem vardır arkadaşlar. Ses aygıtımızda sorun varsa ki şayet muhakkak driver'ını yüklediğimiz halde ses gelmiyorsa bir bilgisayarımızın ses aygıtında problem vardır. Muhakkak onu değiştirmek gerekiyor. İnternetimiz varsa laptopta bunu üzerinde ünlem varsa sağ tık sürücü yazılımı güncelleştir. Bunu güncelleme ara diyoruz arkadaşlar. Ben iptal ediyorum benimki güncel olduğu için. Sürücüyü güncelleştiriyoruz. Başka bir seçenek olarak arkadaşlar eğer üzerinde çarpı varsa ki şayet hemen şuradan bilgisayarınızın tam adını öğrenmek için ya da bilgisayarınızın üzerinde yazıyorsa ki şayet sistem bilgisi. Şurada arkadaşlar bilgisayarınızın tam adı yazar. Bunu Google'a yazıp ses driver'ı diye yazın arkadaşlar. Onun dışında bileşenler depolama USB ses aygıtı. Bakın arkadaşlar burada tam marka model şeyi yazar burada. Bunu da internette yazıp aratıp driver diye indirip kurabilirsiniz. Şu şekilde de göstereyim. USB G6 biliyor. Evet arkadaşlar şuraya ses aygıtı diyelim. Ses aygıtı. Buradan kendi sitesi var arkadaşlar. Buradan da yine HP'nin kendi internet sitesine girip buradan sürücü aratabilirsiniz. Şimdi kapatalım. Şurada ara kısmı var. Bilgisayarınızda yazabilirsiniz. Burada otomatik benim bilgisayarımın tanımladığı zenginde 8 ya da 10'da yazabilir. Benimki 7 olduğu için 64'lük. Muhakkak 64 bit indirin. 32 bit indirirseniz kurmaz arkadaşlar. Bakın burada sürücü al, işte grafik kartları depolama, işte burada sürücü ses diyor arkadaşlar. Buna tıklarsanız şurada 3 MB'miş. İndir butonuna basar ve kurar bilgisayarınızı bir de yeniden başlatırsınız. Sonra arkadaşlar diğer sorun ses denetimi. Buradaki işaretli olanların hepsini açın arkadaşlar. Her şey tamamlandı. Burada her şey normal gözüküyor. Ses normal gözüküyor. Şunu son bir çare olarak da yine arkadaşlar yine bilgisayar sağ tık aygıt yöneticisi ses şuna sağ tık devre dışı bırak. Sonra kapatın, yeniden aygıt sürücüsüne girin, etkinleştirdiğin arkadaşlar ses sorununuz giderilmiş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.